Fehmi Koru Yazılarımı okuyorsanız şaşırmamışsınızdır ancak torbada sürprizler çok. Seçimin bu denli erkene alınacağı pek çoklarınızı şaşırtsa bile benim için sürpriz değildi. Bunu dün sabah kaleme aldığım yazımı okuyanlar da başlığından anlamış olmalı. Yazımın başlığı şuydu. Ok yaydan çıktı, seçim kapıda hatta daha erken bir tarih bile mümkün. Neden böyle düşündüğümün gerekçesini de yine aynı yazıda uzun uzadıya anlattım. Vaktiniz varsa o yazıya göz atarsınız. Okumuş olanlar bir kez daha baksınlar ne yapalım. Ben Temmuz ayını düşündürmüştüm iktidar partilerine. Gerçek günü tahminde bir haftayla yanıldım. Seçim 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak yani 66 gün sonra. Köşeye sıkışan muhalefet. İktidar partileri AK Parti ile MHP bu kadar erken bir seçime neden gerek gördüklerini gerekçeleri ayrı ayrı açıkladılar. Ancak esas gerekçe açıklamadıkları muhalefet cephesini zor durumda bırakmak. Mesela İyi Parti'nin seçime katılmasını Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin insafına bırakmak ve mesela muhalefet cephesinin bu kargaşa içerisinde doğru kararlar almasını engellemek. Bir gerekçe de şu, seslerini geniş kitlelere duyurmalarının önüne geçmek. Aynı zamanda AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve hatta ilçe kongrelerine katılma bahanesiyle sürdürdüğü halkla buluşma toplantılarıyla kampanyayı 3 ay önce açtı. AK Parti'nin üstelik medya gücünü de yanında bulundurduğu hatırlanırsa, muhalefete derdini anlatma fırsatı tanımak istemediği anlaşılacaktır. Nitekim AK Parti'nin itibar ettiği kalemler hepsi birden yapılacak her iki seçimin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin galiplerini şimdiden ilan etmiş durumda. Tayyip Erdoğan bir 5 yılda Cumhurbaşkanlığına %55 oyla yeniden seçiliyor. Cumhur İttifakı adıyla seçime birlikte giren iki parti AK Parti ve MHP iktidarlarını tazeliyor. Hesap bu. Şimdi yapmaları gereken yanlış çıkmaması için çarşı pazarı da evdeki bu hesaba uydurmak. Çünkü siyasette halkın hesapları karargahta yapılan hesaplara uymayabiliyor. Özal'ın yanlış hesabı. Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına kapağı attıktan sonra yapılan ilk seçimde 1991'de partisinin iktidarda kalmasını bekledi. Ancak daha önce siyasi haklar referandumunda yasakların devam etmesi yolunda oy kullanmış %50'ye yakın halk onunla aynı şekilde düşünmediğini sandığa attığı oyla belli etti. Siyasi yasaklarını kıl payı kazanmış olanlara ülkeyi yeniden yönetme yolunu açmayı uygun gördü halk. Türkiye koalisyonlar dönemine girdi o dönemde. Bugün doğal olarak çok farklı şartlar var ülkede. 24 Haziran seçimi sonuçlarını doğal olarak bugünün şartları belirleyecek. Ancak yine de sonucun şimdiden belli olduğu düşündesi doğru çıkmayabilir. Sandık sürprizlere açıktır. İlk sürpriz yazar Levent Gültekin'in dün Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasıdır. 100 bin imza toplama iddialı bir çıkış bu. AK Parti tabanına ters düşmeyen birinin arkasında parti teşkilatı da bulunmadığı halde ben adayım diye ortaya atılması önemli bir gelişme. 100 bin imza toplar ve aday olmayı başarırsa seçime denk getireceği kesindir Levent Gültekin'in. Umarım İyi Parti'ye kendi adıyla seçime katılabilmesi önünde zorluk çıkarılmaz. Muhalefet cephesi de yine umarım vakit darlığı yüzünden erken havlu atmaz ve en iyi tercihlerde bulunarak seçimlere heyecan getirme imkanı bulur. Bakmayın umarım deyip durduğuma, aslında seçime erkene alma kararını alanlar önümüzdeki iki ayı da en ince ayrıntısına kadar planlamış olmalıdır diye düşünüyorum. O hal ortamında gidiyoruz baskın seçime. Muhalefetin çıkaracağı ortak adayın kim olacağını bilebiliyorlarsa şaşırmam. Fehmi fehmikoru.com